Evet, arkadaşlar 19 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Burada gazların difüzyon hızları ile ilgili bir soru sorulmuş. Şunu hatırlamanızı isterim. Difüzyon hızı bir gazın mol kütlesine bir de sıcaklığına göre değişen bir olayda. Mol kütlesi büyük olan gazların yayılma hızları daha küçüktü bildiğiniz gibi. Bir de gazın sıcaklığını artırdığınız zaman ortalama kinetik enerjisi ve yayılma hızı artıyordu. Şimdi bize şöyle bir soru sorulmuş. Eşit bölmeli iki tane boru verilmiş. Bu borularda bölmeler görüldüğü gibi eşit. Bir ucundan helyum gazı, diğer ucundan metan gazı aynı anda gönderiliyor diyor. Ve soruda şu belirtilmiş bize. Helyum gazı D noktasına ulaştığında demiş. Yani D noktasına ulaştığı zaman görüyorsunuz 3 birim yol almış. O zaman helyumun 3 birim yol aldığı durumda bakınız normal şartlarda ben size helyumun metan gazına göre yayılma oranını bulacak olursam EMA'nın karekökuyla ters orantılıydı. Yani kök içinde 16 bölü 4'ten kök dışına 2 bölü 1 çıkması gerekir. Evet, şu anda eğer bu gaz D noktasına geldiyse şayet sıcaklıkları aynı olsaydı bu yarısı kadar yol alması gerekirdi. Yani BC arasına gelmesi gerekirdi. Ama bu gaz C noktasına ulaştığı söylendiğine göre demek ki bu gazın hızını artıran bir etken var. Bu da sadece sıcaklık faktörü olduğu için metan gazının sıcaklığı helyumun sıcaklığından ne olmalı? Büyük olmalı. Bu durumda sıcaklıkları farklıdır. Eğer sıcaklıklar aynı olmuş olsaydı helyum D noktasına geldiği zaman metan BC arasında olması lazımdı. Bu durumda sıcaklıkları farklıdır. Bir doğru. Difüzyon hızı fazla olan helyumdur. Bu belirttiğine göre de yorumlayabilirsiniz ya da sıcaklıklar eşit olsa bile helyumun yayılma hızı metanın yayılma hızının iki katıdır. Yani bu cümleniz de doğru. Aynı sürede helyum gazı F noktasına ulaştığında diyor. Helyum gazı F noktasına ulaştığı zaman 5 birim yol almıştır. Evet, ulaştığında metan gazı da E noktasına ulaşır diyor. Metan gazı E noktasına ulaştığı zaman görüldüğü gibi tam 4 birim yol alması gerekir. Şimdi durum böyle midir? Başlangıçta anlattığımıza göre helyum gazı 3 birim yol alırken metan gazı 2 birim yol alıyordu. O zaman 3 birime 2 birim bir yol alma varsa burada helyum gazı 5 birim yol aldığı zaman metan gazın alacağı yolu bulabilirsin. 10 bölü 3'ten yaklaşık 3.3 gibi bir bölme olmalı. Neresi 3.3'e karşılık gelir dersem birinci bölme, ikinci, üçüncü, şurası da 3.3. Yani D ile E arasında bir noktayı düşünebilirsiniz. Burada E noktasında dediği için son cümle ne olmalı? Yanlış olmalı. Sorumuzun cevabı C seçeneği.